bahsedildiği gibi 3 dünya turu takımımız, 14 profesyonel takımımız, 8 kontinental takımımız, toplam 25 takım 175 sporcuyla birlikte 8 etapta 1344 kilometre boyunca yol alacaklar. O yüzden de bu organizasyonun ana kamarı Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetim kurulu üyelerine saygılarımızı sunarken değerli federasyon başkanı Sayın Erol Küçük Burcu'yu da sahneye ağırlamak istiyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Başkan. Buyurunuz. Sayın Valim, çok değerli milletvekillerim, kıymetli belediye başkanlarım, garnizon komutanım, emniyetim, diğer ve yabancı basın temsilcileri ve kıymetli ağzım, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve şansım adına hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 56. yapacağımız Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Türkiye Bisiklet Turu'nun aslında yazmakta birlikteyiz. Bundan yaklaşık 55 yıl önce başlatılan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda katılıp koşanlardan biri de ben. Burada At Başkanlığı ve diğer arkadaşlar da var. Bu turda katılıp bu heyecanı yaşayan ülkemizin ve dünyanın önde gelen organizasyonlardan bir organizasyon. Her geçen gün önemli artarak devam eden herkesin Türkiye'de yarış koşmasını arzu ettiği bir tur haline geldi. Biz de bundan hem organizasyon yapma firmamızın, hem işte bizi idare eden Roland Hofer'ın büyük katkılar var. Gerçekten bunlarla birlikte de bizim turumuza destek veren sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdiye kadarki yapılmış 55 yılın en güçlü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu koşuyoruz. Az önceki başkanım da söylediği gibi 25 limitimiz bizim. Yani 176 sayısını bulunca daha fazla da kabul edemiyoruz. Yaklaşık da bunların davetleri de bir yıl öncesinden tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı turunu son 4,5 yıldır federasyondayız. Bizdeki getirdiği ve ülkemize kazandığı düştü. Biz bu turu Eurosport 1 aldık. Daha önce 2 de izlemiyormuş. Eurosport 1 deyince dünyada 700 milyon konta geliyor. 700 milyon konusu ister 4'e çarpın, ister 5'e çarpın. Yani dünya bizim Cumhurbaşkanlığı turunun 3-3,5 milyar insan tarafından izlenmekte. Tarihi özellikler ve güzelliklerle de şahit olmaktadır. Bunların geri dönüşü gerçekten muhteşem bir dönüş oluyor. Daha önce spor bakanımızın başlattığı bir spor çalıştayla birlikte ülkemizin tanınımı her geçen arttığından dolayı bugün Akdeniz'de 30'dan 40 bin bisikletçiyi misafir edebiliyoruz. Biliyorsunuz belediye futbol tarafından gelenler var. Dünya bunlarla büyüyerek devam ediyor. Herkes tatil için ülkesi İspanya'ya gidiyor ama ülkemizi bilmiyor. Bilse ne olur, kimse oraya gitmezdi. İnanın şu anda son spor bakanlığının yaptığı yurtta İspanya'nın 5 yıldız otel kalitesi. Bizim burada her şeyi ye, iç, üstüne maden suyu iç, bir daha ye. Sen orada bir tek çay içemezsin, suyunu bulamazsın. İstersen de ekstra de belli bir saatte servis kapandı. İşte bu tip organizasyonlarla tanıtım her geçen gün artırarak devam edeceğiz. Burada mücadele eden değerli arkadaşlarımıza kazasız belasız turu tamamlayıp güzel hatıralarla ülkelerine dönmeden temenni eder. Katılmanıza dolayı ayrıca herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Yani